Malatya'daki ekolojik yıkım oldukça fazla, tahribat çok fazla. Doğayı, çevreyi ve ekolojik yapılanmayı, diğer taraftan işte dağları, ormanları, meraları ve tarım alanlarını ciddi anlamda, kuş popülasyonunu, yaban hayatını ortadan kaldırmak için toza, gaza, zehire boğuyorlar. Ve bu anlamda da Malatya halkı şu anda ciddi anlamda bundan rahatsız. Bu rahatsızlığını zaman zaman işte toplantılarla dile getiriyor. Zaman zaman basın açıklamalarıyla, zaman zaman maden sahalarında duruşlarıyla, oraya direnişleriyle bunu ifade etmeye çalışıyor. Ama yeterli midir? Elbette ki yetersiz. Bu da tabii ki daha fazla eğitime, daha fazla bilinçlenmeye, daha fazla bu alandaki etkileşime ihtiyaç var. O nedenle işte biz Malatya'da böyle bir panele ihtiyaç duyduk. Yani panelimizin konusu neoliberalizm ve ekoloji. Yani ekolojik yıkıma karşı, bu neoliberal politikalara karşı halkımızın nasıl durması gerektiğini ifade etmek için konunun uzmanları olan 4 tane, birisi orman mühendisi olmak üzere, birisi şehirleşme, kentleşme, kent mühendisi ya da çevre mühendisi, diğeri ise maden mühendisi olarak şu anda üniversitede öğretim görevlisi olan bir arkadaşımız ve diğeri de tarım politikalarına karşı ziraat mühendisi, aynı zamanda da o İstanbul'da Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı olan bir arkadaşımız. Bu anlamda ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Tüm halkımızı bu konuda katkı sunmaya, destek olmaya ve buradaki bu 4 tane değerli bilim insanından feyiz almaya davet ediyoruz. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız ise insanlarımız katılarak burada sorular sorsunlar. Konuyu daha derinlemesine anlamak için, konuya hakim olmak için yöresine, bölgesine, köyüne, kentine ve doğasına, ormanına, suyuna, popülasyonuna, endemik bitkilerine sahip çıksınlar. Malatya gerçekten bir cennet. Hani geçmişten beri hep söylenirdi, Malatya bir su cenneti. Her deresinden, her dağından, her toprağından bir su fışkırırdı. Ama bugün giderek sularımız da azalıyor. Sularımız yok oluyor. Sularımız kirleniyor. Hem içme sularımız, Malatya'ya kendi cazibesiyle su geliyor. Örneğin hiçbir şeye gerek duymadan. Bu anlamda Malatya'nın etrafında işte çok sayıda dereler, göller, ırmaklar ve her şeyden önce de Malatya'dan Fırat Nehri gibi bir nehir geçiyor. Bu anlamda da Malatya bu coğrafyadaki en etkileşen yerlerden bir tanesi. Yani Sivas'la olan ilintisinden, Tunceli ile olan ilintisinden, Erzincan ile olan ilinti ve İliç ile özellikle de ilintisiyle, Bakırtepe ile de aynı zamanda ilintili olan, yani Sivas'ın Divrik ve Bakırtepe mevkisi, Kangal mevkisi ile de ilinti halinde olan ve giderek de güneyinde ise Adıyaman'la da ilintili halde olan bir kent. Ben Malatya Çevre Platini yönetim ve Kenan Sarıç. Pazar günü yapacağımız vahşi madencilerin üzerindeki panele bütün argüvanların, duyarlı vatandaşların panelimize katkı sağlamasını, ben bir argüvanlı olarak bütün argüvanın orada olmasını arzu ediyorum. Duyarlı vatandaşlarımızı bekliyorum.